Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 24 Nisan'da Türkiye saatine göre sabaha karşı 2:46'da 4 derece Akrep burcunda Dolunay meydana gelecek. Güneş Boğa burcunda, Ay Akrep burcunda ve tabii ki her Dolunay'da olduğu gibi bu Dolunay'da da duygusal olarak gerginliklerin artabileceğini, yaşamımızda önemli bazı farkındalıklarla karşılaşabileceğimizi söyleyebiliriz. Akrep burcu ayın çok rahat etmediği bir pozisyondur. Dolayısıyla özellikle bu 3-4 dereceler çok daha zorlayıcı olabilir ay yerleşimi açısından. Dolunay'da da biliyorsunuz ayın üzerimizdeki etkileri artıyor. Bu Dolunay duygusal olarak, dürtüsel olarak çok fazla etkileyici olabilir. Daha çok bilinçaltında tuttuğumuz duygular, bastırdığımız dürtüsel davranışlarla ilgili alanlarda kontrolü zorlaştırabilir. Evet, Akrep burcu sabit bir burç. Yükselen an haritasına göre de Kova burcu yükseliyor. Yani sabit niteliklerin biraz öne çıktığı bir dolunay haritası bu. Özellikle sabit burçlarımız Boğa, Aslan, Akrep ve Kovalar birinci derecede etki alabilirler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda güneşiniz, yükselen burcunuz varsa ve yine sabit burçların 4 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunaydan güçlü etkiler alabilirsiniz. Derece aralığını 0 ile 8 derece arası olarak almanız, takip etmeniz önemli görünüyor sevgili takipçilerim. Evet, Akrep burcunu Plüto ve Mars yönetir. Mars balık burcunda ve Plüto kova burcunda. Üstelik dolunay sırasında güneş ve aya kare açıda. Yani plütonik etkilerin öne çıktığı, güçlü dönüşüm enerjilerinin ortaya çıktığı bir dönem. Bunlar duygusal düzeyde olabileceği gibi maddi düzeyde de ilişkilerimizle ilgili alanlarda da söz konusu olabilir. Krizler biliyorsunuz Akrep burcu tarafından yönetilir her anlamda. Tutkulu bir burçtur Akrep burcu ve ay burada dolunay fazında doğal olarak ilişkilerde de çok daha tutkulu, daha dürtüsel olabileceğimizi işaret ediyor. Cinsellik gibi konular, ilişkilerde paylaştığımız her türlü kavram ve tabii ki para ve finansal paylaşımlar Akrep burcu ile ilgilidir ve bu alanlarda önemli farkındalıklar olabileceği gibi bazı krizlerle de yüzleşebiliriz. Akrep burcu aynı zamanda arınmak, bırakmakla ilgili, hayatımızda gerekli olan dönüşümlerle ilgili. En derindeki duygularımızı fark edebiliriz. Bilinçaltımıza şöyle bir yönelebiliriz. O yüzden psikolojiyi, psikiyatriyi de Akrep burcu yönetir. Dolayısıyla kendimizle yüzleşme zamanları ve Dolunay belki kendimizle yüzleşmemiz için de bize önemli fırsatlar verecek. Burada bastırdığımız duygular tabii ki bizim için biraz zorlayıcı olabilir. Onları dönüştürmek için, arınmak için bu süreçleri yaşıyor olabiliriz. O yüzden yardım almamız gereken alanlarda lütfen gerekli yardımları çevremizden alalım. Baş edemediğimiz sorunlar varsa buralarda kendimizi çok yalnız hissetmememiz gerekiyor. Ve hayatımızda artık bırakmamız, bitirmemiz, kapatmamız, dönüştürmemiz gereken konular varsa işte bu dolunay bize bunlar için de önemli farkındalıklar verebilir. Evet, tabii ki para, finans bunlar Akrep Boğa aksını ilgilendirir ve bu dolunay sırasında yine Boğa burcunda Jüpiter-Uranüs kavuşumunun devam ettiğini görüyoruz ve Nisan ayının bu dönemi gerçekten önemli. Bazı yapılarda çok önemli fırsatlar da verebilir bu durum parasal kazançlar açısından, yatırımlarla ilgili alanlarda. Ama aynı zamanda bazı kayıplar da, riskler de verebilir. Burada mümkün olduğunca güvenliği öne çıkarmak, daha emin adımlarla hareket etmek gerekiyor. Kaynaklarımızı korumak, kaynaklarımızı büyütmek, geliştirmek için fırsatlarımız olabilir. Ancak çok fazla da risk almamak gerekiyor. Plüton'un kare açısı özellikle ekonomide, finansal piyasalarda manipülatif durumların, spekülasyonların artabileceğini, hızlı inişlerin, çıkışların olabileceğini gösteriyor. Bu jeopolitik nedenlerle tetiklenebilir. Zaten hani dünya üzerinde, özellikle de bizim bölgemize yakın alanlarda daha fazla bir savaş riski var. Savaş enerjisinin artabileceği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla burada tabii ki tüm bu etkiler
direkt ekonomiyi zaten tüm dünyada etkiliyor, borsaları etkileyebilir. Bu durumda bazı hızlı kayıpları getirebilir ama kaybın olduğu yerde biliyorsunuz her krizin bir kazanç fırsatı da vardır. Mutlaka kazananlar da olacaktır. Önemli olan daha sağduyulu, daha mantıklı yaklaşmak, o şekilde bu dönemi değerlendirmek, krizlerden bir şekilde fırsat yaratmak söz konusu. Bu nedenle çok dürtüsel davranmamak gerekiyor. Mümkün olduğunca sağduyulu hareket etmek gerekiyor. Tutkular, aşırı hırslar bu dönemde zarar verici olabilir. İlişkilerde de böyle, cinsellikle ilgili konularda da böyle. İlişkilerimizde de aşırı dürtüsel, aşırı tutkulu davranırsak akrebin o gölge yönleri, işte kıskançlıklar, kuşkular, intikam duyguları, kin gibi durumlar, manipülasyon, bunlar özellikle yoğunlaşabilir ve her şeyden önce kendimize zarar verebilir bu duygular. Bunlardan mümkün olduğunca arınmak, olaylara daha sakin, daha sağduyulu yaklaşmak çok faydalı olabilir. Ülkemiz biliyorsunuz Akrep Burcu bir ülke. 5 derece güneşimiz var. Dolunay 4 derece Akrep Burcu'nda olacak. Tahmin ettiğiniz gibi ülkemiz için de çok öne çıkan bir etkili bir dolunay bu. Dolayısıyla yine ülkemizin dikkat çekici gelişmelere imza atması, dünya kamuoyunda da biraz daha fazla dikkat çekmesi mümkün. Şimdi güneş olunca tabii yöneticiler, liderler, işte ülkemizdeki dikkat çeken kişiler, ünlü kişiler, bunlar biraz daha ön planda olabilir. Pluto etkisi önemli dönüşümler getiriyor. Evet, bazı kayıplarla karşılaşabiliriz. Yani ünlü kişilerle ilgili, tanınmış kişilerle ilgili kayıpların olabileceği bir dolunay döngüsündeyiz. Bununla birlikte liderler, özellikle politik liderler ve buralarda bazı önemli dönüşümler söz konusu olabilir. 23 Nisan biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu. Ve bu dolunay tam hani 24 Nisan, 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece yarısı meydana gelecek. Dolayısıyla meclisin güneşiyle birleşen bir dolunay olunca doğal olarak meclisin burada parlamentonun etkilenmesini bekleyebiliriz. Yani bazı işte milletvekillerinde özellikle yani bu alanda partilerle ilgili alanlarda, liderlerle ilgili alanlarda önemli dikkat çekici durumlar olabilir, değişimler olabilir, görevi bırakanlar olabilir, bazı kayıplar da olabilir. Yani bunun gibi konuların özellikle dikkat çekmesini bekleyebiliriz. Aynı zamanda tabii ki 5. evimizi etkileyen bir dolunay döngüsü biraz hani halkın genel olarak işte gençlerini, çocuklarını etkiliyor. Yine ekonomiyi etkiliyor. Bu borsayı da etkiler, finansal piyasaları da etkiler ki üstelik Plüto'da 8. evde, yani ekonomiyle ilgili bir alanda biraz hani yine ekonomik risklere dikkat etmek gerekiyor. Dikkat çekici piyasalarla ilgili, işte değerli madenler olsun, para birimleri olsun, buralarda spekülasyonları, manipülatif durumları görebiliriz. Özellikle dolunay ve yakınlarındaki takip eden zamanlarda ülkemiz için dikkat çekici bir dolunay döngüsü olduğunu söyleyebilirim. Özellikle işte liderlerle, ünlü kişilerle ilgili konulara ve ekonomik alana dikkat çekmek gerekiyor. Bir de askeri alanda bazı hareketlilikler görülebilir ülkemiz içerisinde. Yani orduyla ilgili askeri, jeopolitik alanda, askeri alanda alınabilecek bazı kararlar, bazı riskler ya da inisiyatifler, hani bunların da daha bir görünür hale gelmesi, bazı gizli konuların, çünkü akrep gizlilikle de alakalı, gizli olan konuların açığa çıkması, böyle bir dolunayla birlikte aydınlanması söz konusu olabilir. Evet, Mars burada klasik yönetici olarak Balık burcunda ve 29 Nisan 30 Nisan gibi Neptün'le birleşecek. Mars Neptün kavuşumu olacak. Zor bir açıdır. Endişeli, kaygılı, enerjileri arttıran bir açıdır. Ülkemizin de Ay burcu 29 derece ikizlerde, böyle bir kare açı söz konusu olacak. Dolayısıyla endişe ve kaygı verecek durumlar söz konusu olabilir. Mars Neptün karesi özellikle Balık burcunda olunca yani sulardan, sıvılardan gelebilecek zararlar, aşırı yağışlar, işte sel gibi durumlar, kazalar, yine kimyasallarla ilgili, alkolle ilgili sıkıntılar burada ön planda olabilir. Dolunay zaten an haritasında, yani dolunay haritasında haritanın 9. evinde
bulunuyor. Dokuzuncu ev biraz daha hani ulaşımla da ilgili. İşte deniz yolları, hava yolları, turizm, yurt dışı ilişkiler, uluslararası konular, dış ticaretle ilgili kavramlar, ülkeler arası her türlü ilişkiler, yine aynı zamanda eğitim ve akademik konular, hukuksal konular, inançlar ve maneviyatla ilgili alanlar, biraz da Mars, Neptün'ün burada kavuşumu, hani böyle bir inanç alanlarında, işte dini alanlarda sıkıntılı durumlar yaratabilir. Biraz hani halkın güvenliğine de burada dikkat etmek lazım. Özellikle işte denizlerde oluşabilecek riskler, bazı kazalar söz konusu olabilir. Su taşkınları ve benzeri gibi konular olabilir. Yine doğa olayları, depremsellik etkisinin de artmasını bekleyebiliriz. Ülkemiz için çok önemli bir şey beklemiyorum ama dünya üzerinde özellikle dikkat çekici bir depremin, hani böyle bir doğa olayının da yine gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Şimdi özellikle yükselen burçlarınıza göre dolunay etkilerine başlayalım. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, akrep burcundaki dolunay sizin için biraz krizli bir dönemi işaret edebilir. Duygusal dengenize dikkat etmenizde fayda var. Yönetici gezegeniniz Mars balık burcunda. Psikolojik anlamda biraz karamsar, depresif hissedebilirsiniz kendinizi. Enerjiniz düşebilir. Özellikle gizli konuların açığa çıkması, bazı böyle arka planda olup biten işler, işte gizli düşmanlıklar, dedikodular ve benzeri konular gündeme gelebilir. Doğal olarak hani psikolojik anlamda kendinizi iyi dengede tutmanız gerekiyor. Zararlı duygulardan uzaklaşmanız gerekiyor. Sağlık konularında da tabii ki bağışıklık sisteminizle ilgili bazı problemleriniz varsa, alerjik sorunlarınız bu dönemde daha fazla bir ön planda olabilir. Kişisel bakımlarınızı ihmal etmeyin. Sağlık kontrollerinizi, check-up'larınızı yaptırmanızda fayda var. Eğer kendinizi çok yorduysanız biraz dinlenmek için zaman ayırın sevgili koçlar. Finansal konularda da bazı krizler gündeme gelebilir. Borç alacak konuları gibi, vergi, sigorta, miras, nafaka, özellikle hisseli paralar, paylaşımlar, işte eşinizin kazançları, gelir gider dengeniz ve benzeri alanlarda da içinde bulunduğunuz şartlar netleşirken bazı gizli bilinmeyen konuları da öğrenebilirsiniz. Bu hani unuttuğunuz bir borcun ortaya çıkması gibi bir konu da olabilir. Bir kredi konunuz varsa burada bazı hani kararlar vermeniz, bir borcu yapılandırmanız, özellikle belki yani bir yatırım kararı almanız ve benzeri konularda dolunay ve dolunayla ilgili özellikle hafta içerisinde sizin için önemli olacak temalar olarak gözüküyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer sabit burçların 4 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa, bu bahsettiğim etkiler sizin için çok daha güçlü, önemli olabilir sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, akrep burcundaki dolunay tabii ki sizin için çok güçlü olabilir. Tam karşıt burcunuz yılın bu döneminde güneş burcunuzda ilerliyor ve akrep dolunayı sizin için özellikle ilişkiler alanında önemli kararlar, dönüşümler, farkındalıklar içeren bir dolunay. Evet, yeni ilişkiler olabilir, tanışmalar olabilir tabii ki. Süregelen ilişkilerinizde bazı kararlar verebilirsiniz. Bitmesi gereken ilişkilerin de bitebileceği bir dönem. Eşinizin, partnerinizin ya da herhangi bir işbirliği içerisinde ortağınızın ya da hizmet aldığınız kişiler veya kurumlarla ilgili ilişkilerinizin gözden geçirileceği bir dönem. Yani buralarda da bazı kararlar, bazı dönüşümler söz konusu olabilir. Eşinizin genel sağlığı, eşinizle ilgili konular, eşinizin işi, kariyeri ve benzeri alanlarda da tabii ki dikkat çekici gelişmeler olabilir bu dönemde. Dolunay ve dolunayı takip eden günlerde özellikle içinde bulunduğunuz şartlar, şu anda Jüpiter ve Uranüs'ten de çok güçlü aslında etkiler alıyorsunuz. Bu bazı sürprizleri, hızlı kararları hayatınıza getirebilir. Dolayısıyla ilişkilerle de bağlantılı hayatınızda önemli fırsatlar gelebileceği gibi bazı güçlü dönüşüm enerjileriyle inisiyatif alabileceğiniz, daha bireysel, daha özgür hareket etmek isteyeceğiniz önemli bir döngüde olabilirsiniz. Sevgili boğalar, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 4 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa bu dolunayın tesiri artacaktır. Jüpiter ve Uranüs 21-22 derecelerde, dolayısıyla bu derecelerde de tabii ki güneşiniz ve yükselen burcunuz varsa yine önemli tesirleri almaya devam ediyorsunuz sevgili boğalar.
Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Evet, Akrep burcundaki dolunay 6. evinizi aydınlatıyor olacak. Günlük hayatınız, işiniz, mesleğiniz, çalışma koşullarınız, alışkanlıklarınız ve rutinlerinize biraz dikkat çeken bir dolunay. Hayatınızda belki bir şeyleri dönüştürmeniz gerekiyor. Belki diyete başlayacaksınız. Sağlığınızı iyileştirmeye, kişisel konforunuzu arttırmak için düzenlemeler yapacaksınız. Bu iş veriminizi arttırmak için mesleki alanlarda verebileceğiniz kararları da içeriyor. Bununla birlikte evet beslenmedir, diyettir, sağlıktır. Hani tüm buralarda da dikkat çeken durumlar var aslında. Plüton'un size şu anda olumlu bir açıda olması gereken dönüşümleri, yenilikleri yapabilme cesaretinizi de veriyor. Günlük hayatınızın rutinlerinde değişimler olabilir. Çalışma saatleriniz değişebilir, beslenmeniz değişebilir. Belki bir evcil hayvan alacaksınız ya da evcil hayvanınız varsa onunla ilgili konular da biraz gündemde olabilir. Yani bazılarınız için biraz zorlayıcı da olabilir, bazılarınız için keyifli de olabilir. Tüm bu gelişmeler sevgili ikizler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçların 4 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunayın sizin için etkileri daha fazla olabilir. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, Akrep burcundaki dolunay 5. evinizi aydınlatacak. Genel itibariyle keyifli, işte neşeli, daha böyle size umut veren etkiler söz konusu. 5. ev konularında aşk var, romantizm var, yaratıcılık var, kişisel girişimleriniz ve çocuklarla ilgili konular var. Bu dolunay bu alanlardaki belirsizlikleri ortadan kaldırırken belki de sizin için bazı önemli etkiler ortaya çıkaracak. İşte bir hamilelik olabilir, doğum olabilir, çocuklarınızla ilgili bazı değişimler olabilir, aşık olabilirsiniz ya da bir ilişki içerisinde önemli kararlar verebilirsiniz. Aslında bir şeyleri dönüştürmek için isteklerinizi, arzularınızı hani hayata geçirmek için size cesaret verebilecek de bir dolunay. Para konularına dikkat edin. Şans faktörü, risk içeren alanlarda bu dolunay kazançlar getirebileceği gibi kayıplar da getirebilir. Yani her iki durumda da riski yönetme konusunda özellikle parayla ilgili konularda dikkatli olmanız lazım. Alışveriş kararlarınız, yatırım kararlarınız, harcamalarınızda biraz daha temkinli olmakta, dengeli olmakta, çok dürtüsel davranmamakta fayda var sevgili yengeçler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçların 4 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa dolunayın etkileri sizin için çok daha önemli olabilir. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Akrep burcundaki dolunay kuşkusuz sizin için çok etkili bir dönemi işaret ediyor. Bir yandan Plüto karşıt burcunuzda, Kova burcunda, bir yandan 4. evinizi aydınlatan önemli bir dolunay. Biraz iç dünyanıza, duygularınıza, özellikle ailevi konulara, özel yaşamınıza daha fazla odaklanabileceğiniz bir dönemdesiniz. Zaman zaman korkularla yüzleşebilirsiniz. Biraz böyle bastırdığınız duyguların, düşüncelerin açığa çıkması, hani kendinizi biraz baskı altında hissetmeniz mümkün. Endişeleriniz, kaygılarınız varsa, özellikle ilişkilerle ilgili, ailevi konularla ilgili zararlı duygularınız varsa bunları iyi yönetmeniz gerekiyor. Çünkü sizin için biraz zorlayıcı olabilir. Aynı zamanda yani evlilik, ilişkiler, işbirlikleri, anlaşmalar, sözleşmelerle ilgili alanlarda ciddi kararlar verebilirsiniz. O nedenle bu bir yuva kurmak olabileceği gibi belki bir ayrılık nedeniyle yine düzeninizi değiştirme, taşınma gibi bir konu da olabilir. Çünkü tamamen aile, ev, yuva konularınızı etkileyecek bir dolunay döngüsündesiniz. Ebeveynlerinizle ilgili krizleriniz olabilir. Yani onlarla ilgili konular çok dikkat çekebilir. Onların sağlıkları, düzenleri, sizin ya da eşinizin ailesi, ebeveynleri. Bu da bir önemli konu. Ev almak, satmak, taşınmak, yerleşmek gibi konularınız tabii ki olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 0 ile 8 derece arasındaysa bu dolunayın sizin için etkileri çok daha güçlü, dönüştürücü olabilir sevgili aslanlar. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, Akrep burcundaki dolunay 3. evinizde meydana gelecek. Bu dolunay sırasında zihninizin çok hızlı çalışacağını, önemli fikirler üretebileceğinizi düşünebiliriz. Biraz da bilinçaltınız hareketlendiği için sezgilerinizden yararlanabileceğiniz bir dönemdesiniz. Bir eğitimi bitirmeniz, bir iş konusunda karar vermeniz mümkün. İletişim ve ilişkiler, özellikle yakın çevre ilişkileriniz önemli. Kardeşlerle ilgili önemli konular olabilir yaşamınızda.
ziyaretler, işte seyahatleriniz olabilir. Kardeşlerle ilgili bir durumunuz varsa, örneğin ailevi alanda bir kriz varsa bu gündeme gelebilir ya da bunun çözüm yollarını bulabilirsiniz. Aynı zamanda bu yani sizin kişisel girişimlerinizle ilgili alanlarda, ticari konularda, iş bağlantıları, anlaşmalar, sözleşmeler gibi konularda da belirleyici etkiler getirebilir sevgili Başaklar. Dolunay ve Dolunay'ı takip eden günlerde bir yolculuğa da çıkabilirsiniz, seyahat de yapabilirsiniz. Yaşadığınız mekanlar, yerleşim alanları ve çevrenizdeki kişiler, işte komşularınız olabilir, komşu ilişkileriniz olabilir. Bunlarla da ilgili bazı dikkat çekici, belirleyici temalar öne çıkabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda Boğa, Aslan, Akrep, Kova gibi 0 ile 8 derece aralığında gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunayın etkileri sizin için çok daha güçlü ve dönüştürücü olabilir. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Evet, Akrep burcundaki dolunay ikinci evinizi aydınlatıyor olacak. Para konularında önemli bir dönemdesiniz. Plüto'dan şu anda güzel bir tesir alıyorsunuz. Size yenilikler için, dönüşümler için gereken cesareti veriyor, yeni fırsatlar da veriyor. Jüpiter ve Uranüs'ün de para evinizde kavuşması büyük kazançlar, beklenmedik yerlerden gelebilecek kaynaklar, özellikle ilişkilerden, eş, partner, işbirlikleri ve benzeri alandan gelebilecek kaynaklar anlamında güçlü bir etki veriyor şu sıralarda. İşte bu dolunay maddi durumunuz, paranız, geliriniz, gideriniz, kazançlarınızla ilgili önemli bir farkındalık verebilir. Bir dönüşüm içerisinde olabilirsiniz. Tabii ki iş arayan, çalışan, çalışmak isteyen, para kazanmak isteyen teraziler için önemli bir dolunay bu. Çünkü para kazanma imkanı getirebilir. Ya da var olan kaynaklarınızı değerlendirme, işte yatırımlarınız, yatırım sonuçlarınız, bir şeyleri almak, satmak, paranızı dönüştürmek ve benzeri alanlarda ya da parasal paylaşımlarınız, hisseli paralar ve benzeri alanlarda da yine önemli etkiler altında olabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçların 0 ile 8 derecesi aralığında gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunayın parasal konularda sizin için çok daha etkili ve dönüştürücü olmasını bekleyebiliriz. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, burcunuzdaki dolunay sizin için yılın en önemli dönemini işaret ediyor. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 0 ile 8 derece aralığındaysa bu dolunaydan çok daha güçlü, dönüştürücü etkiler alabilirsiniz. Önemli farkındalıklarla karşılaşabileceğiniz, hayatınızda bazı önemli baskılar da hissedebileceğiniz bir dönemdesiniz. Çünkü Plüton'un kare açısı söz konusu. Bunlar kariyerle ilgili konularda ve özellikle biraz daha aile, ebeveynlerle ilgili konularda karşınıza çıkabilir. İşte ilişkiler, evlilik, aile, kariyer, yani yaşamınızın genel döngüsünde bazı önemli baskılar hissedebilirsiniz. Önemli kararlar vermeniz, dönüşümler içerisinde olmanız mümkün. Belki sizin için bitmesi gereken konular var hayatınızda. İşte bu bir ilişki olabilir. Belki ayrılmanız gereken bir yer olabilir, iş olabilir. Hani buralarda hayatınızda gereken dönüşümleri yapmak için de bu dolunay gereken enerjiyi size verebilir. Genel sağlığınıza, ruhsal, bedensel, zihinsel her anlamda genel sağlığınıza dikkat edin. Dolunay sırasında duygusal olarak biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü tutkulu bir enerjisi var Ay Akrep Burcu'nda. Krizlerle bizi yüzleştiriyor ama bilinçaltımızı attığımız duygularımızın, çok fazla düşüncelerimizin üzerimizdeki baskısı olabilir. İşte bunlar biraz böyle kuşkular, şüpheler, kıskançlıklar, ilişkilerle ilgili krizler falan. Buralarda tutkuları iyi yönetmek gerekiyor. Aksi halde dürtüsel davranışlar sıkıntıları arttırabilir. Hem maddi konularda hem de ilişkilerle ilgili alanlarda daha sağduyulu, daha sakin, daha bilinçli hareket etmeniz gereken bir dönemdesiniz sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, akrep burcundaki dolunay 12. evinizi aydınlatacak. Bilinçaltınızla ilgili konularda, hayatın ruhsal alanlarında böyle önemli değişimler söz konusu olabilir. Gizli bir şeyler ortaya çıkabilir, sırlar öğrenebilirsiniz. Dolayısıyla bu sizi şaşırtabilir. Bu dönemde biraz gizli düşmanlıklara, arka planda olup biten konulara dikkat edin. Eğer sizin saklamanız gereken sırlar varsa dikkatli olmanızda da fayda var. Çünkü akrep dolunayı biraz zararlı durumları, krizleri arttırabilir.
Bu süreçte hırsızlıklara da dikkat etmek gerekiyor. Genel olarak sağlığınıza da biraz özen gösterin, çünkü sağlık konularında hassasiyetleriniz artabilir. Zararlı alışkanlıklarınızı bırakmak, sağlığınızı iyileştirmek için bu dolunay size önemli bir farkındalık da verebilir. Artık sizin için gerekliliği kalmamış, size zarar veren bir alışkanlıktır bu. Bağımlılıktır ya da hani artık zarar veren bir ilişkidir, bir iştir. Hani buralarda da hayatınızda önemli dönüşümler yapabilirsiniz. Bunlar için de güçlü bir etki alabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçların 0 ile 8 derece aralığında gezegenleriniz bulunuyorsa dolunayın etkileri çok daha güçlü ve dönüştürücü olabilir. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, akrep burcundaki dolunay 11. evinizi aydınlatacak. 11. eviniz sosyal alanlarınız, arkadaşlarınız, grup ilişkileriniz, geleceğe ait planlarınız, umutlarınızla ilgili. Dolunaylar evet bir farkındalık, bir tamamlanma, bir dönüşüm enerjisi veriyor. Dolayısıyla bir projenin sonuç vermesi, maddi manevi bazı başarılar elde etmeniz, fark edilmeniz, takdir edilmeniz, ödül almanız mümkün görünüyor. Daha önceden yaptığınız girişimlerin sonuçları gelebilir. Bunlar parasal kazançlar da getirebilir, bir başarı da getirebilir size. Bununla birlikte özellikle para konularında risk almamak da gereken bir dönem. Çünkü Plüto şu anda para alanınızda ve parasal dönüşümleri hızlandırıyor. Bazı baskılar da yaratıyor. Özellikle risk içeren alanlarda, yatırımlarda, borsa gibi alanlarda, piyasalarda riski iyi yönetmek lazım. Evet, hızlı kazançlar gelebilir ama kayıplar da gelebilir. Çünkü spekülasyonun, manipülasyonun çok artabileceği bir dönemdeyiz. Özellikle dolunay döneminde bunlar artabilir. Siz de genel olarak para yönetiminde bunlara dikkat etmelisiniz. Bununla birlikte arkadaşlıklar, ilişkiler, buralarda bazı kararlar verebilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızdan ayrılabilirsiniz ya da bazı arkadaşlarınızın hayatında dikkat çekici gelişmeler olabilir. Ya da yeni tanışmalar olabilir. Bazı gruplara dahil olabilirsiniz. Örneğin böyle bir dernek, vakıf, kulüp gibi ya da bir sosyal etkinlik içerisindeyseniz buralarda belki bitirebilirsiniz bazı ilişkilerinizi, bağlantılarınızı ya da yeni bazı kararlar alabilirsiniz. Bu alanlarda dikkat çekebilir dolunay enerjileri. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçların 0 ile 8 derece aralığında gezegenleriniz bulunuyorsa dolunayın etkileri sizin için çok daha güçlü ve dönüştürücü olabilir. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, en fazla etki alan burçlardansınız. Kova sabit bir burç sizin gibi ve Plüton'un da kova burcunda olması dolayısıyla sizi biraz daha başrole alıyor ve kariyer evinizde oluşacak güçlü bir dolunaydan bahsediyoruz. Bu dolunay gelecekle ilgili hedefleriniz, planlarınız, toplumdaki statünüz, işiniz, mesleğiniz, kariyerinizle ilgili alanlarda güçlü dönüşümler getirebilir. Bu ne demek? Yani yeni bir işe başlayabilir. Belki mesleki anlamda bir statü söz konusu olabilir sizin için. Çalıştığınız yerde terfi olabilirsiniz, atama olabilir, yer değişiklikleri olabilir. Tabii ki bir işten ayrılabilirsiniz, meslek değişimleri olabilir. Toplumsal statünüz evlilikle, işbirlikleriyle, ortaklıklarla da ilgili olabilir. Yani evli olmak, bekar olmak da bir statü veya anne olmak, baba olmak, ebeveynlik de bir statü. Aile büyükleriniz ve genel olarak aile büyükleriniz, ebeveynleriniz, onların sağlıkları, onların yaşam düzenleriyle de ilgili bazı dönüşümleri bekleyebiliriz. Birçoğunuz belki yer değiştirecek, taşınacak, işte evlenecek, ayrılacak, iş değiştirecek. Yani bunlarla ilgili konular çok ön plana çıkabilir bu dolunayla birlikte sevgili kovalar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşinizle yükselen burcunuz 0 ile 8 derece aralığındaysa bu dolunay sizin için çok güçlü, çok dönüştürücü etkiler getirebilir. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, akrep burcundaki dolunay 9. evinizi aydınlatıyor. Genel olarak olumlu bir açı alıyorsunuz bu dolunaydan. Yöneticisi Mars burcunuzda. Dolayısıyla birazdan enerjinizin yüksek olduğu bir dönemdesiniz. Bu dolunayda hayata olan bakışınızı, inançlarınızı, düşüncelerinizi, felsefelerinizi, ideallerinizi, geleceğe dair vizyonlarınızı etkileyebilir. Özellikle yurt dışı konuları, uluslararası konular, akademik çalışmalarınız, hukuksal işleriniz, davalarınız, medya ve basın alanında, sosyal medya ve internet üzerinde yaptığınız işleriniz, girişimleriniz, tüm bu alanlarda bazı önemli sonuçlar alabilirsiniz. Dolunay ve dolunayı takip eden günlerde seyahatler yapmanız mümkün. Eğitim konularında önemli kararlar vermeniz mümkün görünüyor.
Mars'ın özellikle Neptün'le birleşeceği 29-30 Nisan dönemine biraz dikkat edin. Bağışıklık sisteminiz hassas olabilir. Psikolojik o anlamda biraz zorlanabilirsiniz. Bu dönemde maneviyata yönelmek, sanatla ilgilenmek sizin için çok dengeleyici olabilir, çok yardımcı olabilir. Sevgili balıklar, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçların 0-8 derece aralığında önemli gezegenleriniz varsa bu dolunaydan çok güçlü etkiler alabilirsiniz.